Kaldığımız yerden devam edelim akıl çemberinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendiriyorduk. İmamoğlu'nun büyük elçiyle yemek görüntüleriyle ilgili MOBESTE açıklamalarına itirazlarına destek verdi ve belediye başkanlarımızın bizim telefonlarımız dinleniyor. Bizi dinlemelerinden son derece memnunuz. Umarız Umarım bizi örnek alırlar diyor Kılıçdaroğlu. Daha önce de benzeri bir açıklaması oldu. Şimdi neden tekrarladı? Bunu değerlendiriyoruz. Bu açıklamaların anlamı nedir? Bunu konuşuyoruz. Mete Bey'e dönelim. Mete Bey buyurun sizi dinleyelim. Ya e, açıkçası Nedim Bey'in bıraktığı yerden biraz devam etmek istiyorum. Çünkü Nedim e de biz bunun çok e, sık sık tartıştığımız konulardan bir tanesidir. Sesim inşallah iyi geliyordur. Gayet iyi. Tamam. E, şimdi. Buradaki en önemli konulardan bir tanesi şu. Şimdi e, Sayın Komutanım da demin değinmişti. Hani e, üstüne basa basa en çok sorulan sorulardan bir tanesi nedir? E, i̇şte Fetö'nün siyasi ayağı sorusun çok sorulur, değil mi? Çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ben o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer Fetö'nün siyasi ayağı sorusunun sorusunun en önemli kaynaklarından bir tanesi Bayloksa, yani Bayloğ şu anda FETÖ e, iktisat e, için en çok dayanak olarak kullanılan argümanlardan bir tanesi. Şimdi böyle bir şeyi eğer AKP'nin içerisinde bu kadar milletvekili ve bakanın kullandığını e, söylüyorsanız ve bu iddiayı siz bir genel başkan olarak ortaya atıyorsanız niye peşini bırakırsınız? Ben size çok basit bir şey sorayım. Yani devamlı çünkü şöyle bir konu konuşuyor. İşte Fetö'nün siyasi ayağı sizsiniz. Ya arkadaş, elinizde bu kadar önemli bir veri varsa, bu kadar önemli bir belge varsa, bu belgeyi neden açıklamazsınız o zaman? Ben başka bir şey daha söyleyeyim. Hadi biraz daha işi öteye götüreyim. Eğer Türkiye'de Fetö ile mücadele konusunda e, kendisini bu kadar sorumlu hisseden işte CHP tabanının içerisindeki insanlar varsa, neden işte buna yazarları koyabilirsiniz, bunlar aydınları koyabilirsiniz, işte o dönemki e, bundan zarar görmüş Dursun Komutanım gibi insanları e, koyabilirsiniz. Neden onlar sıklıkla şu soruyu sormazlar? Biz niye açıklamıyoruz bu isimleri? Şimdi bugün e, bu sorunun cevabını veremediğiniz için, bu sorunun cevabını veremediğimiz için, bilmediğimiz için neden e, açıklanmadığını? E açıkçası soru şu, e, buradaki açıklamanın da ne kadar doğru olup olmadığı konusunu tartışamıyorum. Bile. Yani e, gerçekten belediye başkanları dinleniyor mu dinlenemiyor mu sorusuna ben gelemiyorum. Çünkü benim takıldığım en önemli noktadan bir tanesi o. Bakın siyaseten herhalde bir siyasetçinin açıklamaktan e, çekinmeyeceği, ve Türkiye'deki belki bütün dengeleri değiştirecek olan bu kadar kuvvetli <laughs> bir deliliniz olacak. Ve siz bunu açıklamayacaksınız ya. Ve açıklamaktan vazgeçeceksiniz. Ya bu sorunun cevabı neden sorulmaz? Ben başka bir şey daha söyleyeceğim. Burada ikinci bir eleştiri daha yapacağım. Mehmet Metiner e, katılır mı bilmiyorum ama. Mesela e, Dursun Çiçek komutanım ve e, Sayın Hanım İlker Başbuğ. Geçenlerde bir açıklamalarından dolayı tekrar e, bazı milletvekillerinin e, suç beyanında bulunmasıyla ilgili dava açıldı. Doğru mu Sayın Komutanım? Evet. Ben o zaman şöyle söyleyeceğim. Peki neden e, o dönem bu açıklama yapıldığında ben açıkçası milletvekili olsam ben o zaman bakan olsam inanın e, ben e, Kemal Kırçıton dava açardım. Bu isimleri açıkla. Açıklamazsan hakkında dava açarım. Neden biliyor musunuz? Ya bu bir suçlamadır ve zan altına bırakırsınız. Zan altında kalmamak için ben dava açarım. Bakın aynı e, zan altında kalındığını düşündükleri için e, Sayın Dursun Çiçek'le İlker Başbuğ hakkında bir kanun maddesinin çıkartılması konusundaki itirazları için dava açıldı. Katılıyorum. Ben, açılmasını. Katılıyorum. Sana. Ben, ben açmasını isterdim. Kim kime, ben kimin hakkında Siz değil komutanım, Bailo siz Küler değil. hakkında. Siz değil komutanım, siz değil. Ee, bu suçlama yapıldığında o günkü ben milletvekili olsam, o gün bakan olsam ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması için bir süre tanırım. Açıklamadığında, isimleri vermediğinde ben kendim zan altında kalmamak için ben dava açarım. Beni ben niye e, e, zan altında kalayım ki? Örnek vereyim. işte bir televizyon programına bugün FETÖ'cüler bağlandı dese siz bunu kabul eder misiniz sayın komutan? Hmm. Size de hava açarsınız. Yani bakın sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaması gibi o gün bu açıklamayı yaptığında o gün milletvekili ve bakanı olanların açıkçası dava açmamasına ben bütünü anlamış değilim. Yani yani bu açıklamaya muhatap olanların o zaman gerçek ortaya çıksın diye bir şekilde yargı yoluna başvurması lazımdı diyorsunuz. Çünkü neden? İlker Başbuğ ve Dursun Çiçek için o yargı yoluna gittiler. Yani o kanun maddesinin çıkartılmasıyla ilgili suçlama için onlar gittiler. Biz dediler. suç durusunda bulunuyoruz. Bundan daha büyük bir suç da olamaz. Bakın Türkiye'de Baylok FETÖ'yle iktisat konusunda yani ba bağlantı konusundaki en önemli yaygıtayın kuvvetli delil olarak e nitelendirdiği konu bu. Siz böyle bir şeyle suçlandığınızda durur musunuz? Çok doğru. Yani iki tarafında yapması gerekenler vardı ve yap yapılmadı. Ama en son önemli olan bir tanesi bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu açıklamamasının nedenini ortadan kaldırmıyor. Bakın eleştiri <laughs> AK Parti için eleştirdiğim konu başka ama Sayın Kılıçdaroğlu neden açıklamaz bunu? Şimdi, Bu şimdi, bütün evet, dengeleri değiştirecek olan bir konuydu. Hayır, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaması veya Başsavcılığa suç duyurusunda, suç duyurusunda bulunup altını doldurmamasını zaten eleştiriyoruz. Şimdi eee bunu eksik bilgi var onu siz tamamlamak istiyorum. Bakın konuşur, siz eleştirmiyorsunuz ben, demiyorum ben. ben. Kısa, kısa konuşacağım. Hani, Peki bir Dursun Bey'i duyalım sonra devam edelim Mete Bey. Tamam, ee, be, Sayın tamam. Metin'in de ekleyeceği var onu da duyarız. Buyurun biz e, FETÖ e, kumpaslarının yıllarca mağdur olduk ve bu suçu işleyenlerin peşindeyiz diyoruz ki bu suçlar özellikle kumpas davalar, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi yargıdaki FETÖ'cüler ve hukuk al, alet edilerek işlendi yani Sayın Cumhurbaşkanı veya dönemin başbakanı kandırıldıysa aldatıldıysa Adalet Bakanlığı bürokrasisi ve Adalet Bakanı tarafından kandırıldı. Çünkü özel yetkili mahkemeler adalet dağıtmıyor diye kapatıyorsunuz ama kumpas davalarına bakmaya devam ediyor. Gizli tanıklık diye bir şey yok ama 6 ay 8 ay önce FETÖ'cü hakim savcılar şey savcılar gizli tanık ayarlıyorlar cezaevlerinde. FETÖ'cü hakimlere tazminat davasına hükmediyor Yargıtay. Yasa değişiyor. Hakimlere verilen ...tazminat davalarını devlet, devlet ödüyor. Bayram Bozkurt denen bir FETÖ'cü... ...itirafçı şimdi... <laughs> ...EFED diye bizi Erzincan'a götürmeye çalışan... ...diyor ki bu süreçte ben Adalet Bakanlığından ve... E, ...hukuktan sorumlu... E, ...Genel Başkan Yardımcısından, <laughs> AK Parti Genel Başkan Yardımcısından... ...destek gördüm. Bana e, şunu dediler, bunu dediler. Yüz sayfa itiraf var. Sonra onu da yurt dışına kaçırdılar. Yani... Askeri yargı zaten anayasaya aykırı olarak bir gecede saf dışı edilmiş bizi tutuklamak için. Bunların peşindeyiz, suç durusunda bulunuyoruz. Benim vatandaşlık görevim, mağdurum. Vay sen suç duyurusunda bulunuyorsun, bunlara iftira ediyorsun diye dava bize açılıyor. Şimdi aynı şeyi Sayın Kılıçdaroğlu yapsa onun hakkında dava açılacak. İftira <laughs> ediyorsun diye. Yani hukuk işlemiyor ki. Sevgili kardeşim, Mete kardeşim, hukuk işlese ben mağdurum diyorum ki bunlar bunlar suç işledi. Bunlar Cumhurbaşkanlığı kandırdı, aldattı. Çünkü yargı operasyonu var. 160 tane hakim savcı seçiliyor. Onun 110 tanesini FETÖ'cüye veren pazarlıklar var. itirafçılar var. İbrahim Okur müsteşar yardımcıları itirafçı oldular. Bunlar açıklıyorlar. Yani masada FETÖ'cülerle Adalet Bakanlığı pazarlık yapıyor yani. Nerede o pazarlık yapanlar FETÖ'cülerin önüne açıp yargıyı FETÖ'cülere teslim edenler, hukuk ve adaleti savunan hakimleri sürenler niye yargılanmıyor? Bunları yargılayın diyoruz. Onlar da diyor ki işte bize suç, iftira ettiniz, hakkınızda soruşturma açıyoruz, dava açıyoruz yani. Nerede yargı, nerede adalet, nerede hukuk devleti? Bizim isyanımız buna. Buyurun Mete Bey tamamlayın, Ben bir ekleme yapacağım dedi. Ya ben Sayın konuşma Metinler. hakkımı Sonra da... zaman. E, açıklama yapayım. Tamam. Buyurun Mete Bey siz tamamlayın lütfen. Ben e, yani buradaki konuşmalarımı e, Dursun Çiçek komutanıma e, yönelik yapmıyorum. Yani o yüzden hani üzerine alınmasın. Ben e, tam tersine başka bir şey söylüyorum. Benim söylemeye çalıştığım şey e, CHP'nin önemli e, kullandığı, bugüne kadar kullandığı, özellikle CHP demeyeyim, düzeltiyorum. Çok genelleme e, olacak. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı ee, argümanlar, ökümanlar, evraklarla ilgili hep sorun yaşadık. Çünkü bu sorunları e, nasıl yaşadığımızda şöyle e, söyleyeyim. Daha sonra e, bu söylediği tezlerin tam tersini savunduğu için e, söylüyorum. Yani işte demin e, çok önemli bir e, konuyu anlattı Nedim Şener. 15 Temmuz'da başlayan e, kontrolü darbe e, tabirinden Adil Öksüz'e kadar e, ve diğer süreçlerle ilgili o dört tane saydı. Ben size biraz daha fazla sayarım. Ama kişiselleştirmenin ötesinde ben şunu söyleyeyim. E, açıkçası e, belediye başkanlarının dinleniyor olmuş olmasından kimse memnuniyet duyamaz. Başak Hanım. Duyamaz. Neden duyamaz biliyor musunuz? O onların e, işlerini doğru yaptığı için veya ne diyeyim e, suç işlemedikleri için ya nasılsa de dinliyorlar çok sorun değil bizim de zaten hiçbir problemimiz yok diye e, böyle pas geçilecek bir konu değil. Bu pas geçilecek bir konu değil. Açık ve net söyleyelim. Mobese konusunu eğer gündeme de getiriyorsanız özel hayatın ihlali diye e, önemli bir konu olarak gündeme getiriyorsanız bir insanın telefonlarının dinlenmesi herhalde e, MOBESE kamerasından 100 e, kat daha önemlidir. Bütün özel hayatınızın içindeler. MOBESE'de yalnızca dışarıdan izliyorsunuz. Telefonla bütün hayatınızı Hanım, izliyorsunuz. Siz bunu... Diyeli, nasıl diyelim şey... ki... Pardon. E, Mete kardeşim bak. Diyelim Buyurun. ki Kılıçdaroğlu bizim gibi gitti suç duyurusunda bulundu. İsimleri de yazdı. Baylokçu diye. Evet. Bunları soruşturacak, bulacak olan kolluk savcılık ee, döner o ismini yazdığınız ispatlayamadığınız için çünkü soruşturma açılmaz. Ya, Dursun e, sayın komutanım e, kusura bakmayın. Sonra ama size siz döner hep... iftira, iftira davası olarak döndü işte yaşadık. Sayın komutanım bakın e, sizin e, söylediğiniz konu eğer böyleyse bakın bu bu konuyla Aynen gidiyorsanız. Aynen böyle birebir böyle. Hayır, hayır. Benim 22 bakın, Ocak'ta şey... duruşmam Şey Şubat'ta duruşmam var beklerim. Hayır başka gelirim ben sorun değil ben başka bir şey söylüyorum. Ben şunu söylüyorum. Eğer siz FETÖ'cülerin yaptıklarından bu kadar e, hani hiçbir delil olmadan iftiralarla suçlanıyorsanız zaten sizin de elinizde bir delil yoksa konuşmayacaksınız. Çünkü delil bu, var niye yok? Koyuyorum sizin, sizin için söylemiyorum komutanım. Sizin için söylemiyorum. Bu bailok listesinden bahsediyorum. Bir bailok listesi var diyorsanız, bu bailok listesinin ben, içerisinde ben bir dökümanımız olması lazım. Somuta geliyorum ben bakın. Ben bunu söylüyorum. Nedim, ben onu Nedim söylüyorum. kardeşim de söyledi siz Ben somuta geliyorum diyorum ki bakın ben yaşadığım bir olay hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulundum. Onlarla ilgili hiçbir şey yapılmadı. Takipsizlik verdi. Dava bana döndü. Buyur sen yak o zaman buradan. Sen yapabilir misin? Yani ya karşı, sayın, taraf ya diyor. karşı taraf soruşturulmuyor. Ya Karşı taraf yargılanmıyor. İftira suçundan size dönüyor. İlker Baş Dönemin genel kurmay başkanı o gece yaşananların sonrasıları biliyor anayasa mahkemesi iptal etmiş anayasaya aykırı bir yasa değişikliğini şikayet ediyor. Hakaret ettin diye onun hakkında dava açılıyor. Yani bu süreçte nasıl hukuk ve adalet bekleyeceksiniz? Sayın e, sayın komutanım e, şu söylediklerinizin içerisinde hak verdiğim şeyler var ama genel olarak şuna hak veremiyorum. Yani ay, ay, siz ay. bu iddiayla ortaya çıktığınızda bunu dillendirdiğinizde zaten söylüyorsunuz. O zaman hiç söylemeyeceksiniz. Ya ben ona anlamaya çalışıyorum. Bir, ya bunu ya bunu söylersiniz ya da bunun takibini sonuna kadar yaparsınız. Bakın siz ne diyorsunuz? Ya yaptık ben, yaptık hayır, işte bak, bak ya sonuna kadar yaptık onlara hiçbir şey olmadı. Bize dava açıldı. Ya komutanım bakın e, şurada anlaşalım. Siz yaptınız ve devam ediyorsunuz. Size niye açtınız diye soran var mı? Var dava Yok. açtılar. Hayır 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 biz soruyor muyuz? Hayır, siz niye gittiniz şikayetle buradınız diye soruyor muyuz? Ben, ben sizi muhatap almıyorum. Ben ha, hukuk hukuk sistemini, başsavcılığı, yargıyı muhatap alıyorum. Bunun hakkında işlem yapacak onlar. Ya ben o zaman diyorum bakın, ki Ama siz bunu söylerken ...bu yaşanacak süreçlerin içerisinde yaşandığınız her türlü problemi... direk devam ettiniz, doğru mu? Yani siz ne olursa olsun... ...siz bunların, bu konuşmalarınızın ve yaşananların her birinin... ...kayda girmesini istediniz değil mi önce? Ama işte duvara çarpıyorsun, yani hakkını arayamıyorsun. Ya komutanım, e, bakın... E, ...siz vazgeçmediğiniz bir mücadele, siz kendiniz anlatıyorsunuz... ...ben vazgeçmiyorum bu mücadelemden diyorsunuz. Siz ki sonuçta bir milletvekilisiniz... Ve bir şahıssınız. Eski milletvekilisiniz. Sizin pozisyonunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun pozisyonundan daha mı kuvvetli? Evet ben daha kuvvetliyim çünkü yaşadım ben. <laughs> <Çok> mağdur oldum. <laughs> Kemal Bey mağdur değil. <laughs> ya, komutanım var ya ben e, burada <laughs> hani, şeye geleceğim. Yani, 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 buradan ol, Siyasi, ol, bakın hukuk... buradan olmuyor. Ben şeye geleceğim. E, ne derler oraya? Yok hukuk Sütüzeye insanlıklara buyurun. birey olarak <laughs> Siyasi olmuyor, kimliğine <laughs> e, makamına olmuyor. bilmem ne herkes eşittir. Yok yok öyle değil hani avukatlar etrafında bir e, yapı e, bir genel başkanla tabii ki bir değilsiniz. Şey anlamında hukuk karşısında eşitsiniz de kullanabileceğiniz güç anlamında kullanabileceğiniz <laughs> enstrüman anlamında daha çok çeşitlisiniz onu söylemeye çalışıyorum. E, vallahi ben hani e, bir kez daha söyleyeceğim e, yine aynı yerden devam edeceğim. E, bakın siz dinlenmekten memnun olamazsınız. Bu memnuniyetsizliğinizi de muhakkak yargıya taşımak zorundasınız. Çünkü e, taşımadı taşımadığınız andan itibaren ne başlıyor biliyor musunuz? Kusura bakmayın. E, dinlenmiyorsa kurumları zan altına bırakmaya başlıyorsunuz. Dinleniyorsa da pas geçerek başkalarının dinlenmesi için de ön açıyorsunuz. Yapmayacaksınız bu ikisini de. Bu ikisi de çok <laughs> tehlikeli. Bakın bak, bu bir şey hatırlatacağım. Resmen Kısa süre önce Kılıçdaroğlu yine siyasi cinayetler işlenecek dendiği zaman şey yaptılar suç duyurusunda bulun dediler hatta ifade önce Erdoğan ifade versin ya diyorsun ki siyasi cinayet işleyecek kim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi tamam git ifade ver delilleri ver çünkü önce ifadeyi versin bak burada da aynısı olacak diyecekler ki telefon... ya yani şöyle Eğleniyoruz. Hikayesi var ya o şundan. Attık bir yalanı eğleniyoruz. Keyfimize bakıyoruz. Mesele o. Şimdi, Eğer bu gerçek ne, olsa bir şey söyleyeyim bak gerçek olsa bak dünya ayağa kalkar. Gerçek. Dünya, dünya gerçekten bahsedeyim. Dünya... Gerçek diyorsunuz bak. Bak bak. Ben, siz, bak Dursun ee... Bey sizinkinden bahsetmiyorum. Ben örgünden demeyeceğim bakın. <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu gitti Ankara Çubuk'ta linç edildi. Bugün, Kim dün veya bugün duruşması Kim vardı. bunu? Ağır cezaya bile taşımıyorlar yani tamam, hukuk. Şimdi tamam. adam linç tamam. ediliyor. Hocam, Türkiye'de olay oluyor, çok dünyada basit. olay oluyor. Bak, geçen Hala Asya ceza Kemal, bakıyor bu Kemal davaya. Kemal geçen gün bir tane belge paylaştı Twitter'dan. İşte dedi ihale yolsuzu falan. Dinleniyorsa bunun kaydı kuydu bir tane. Hiç olmasa bir ufacık belge. Ona belge sızdıran devletin içindeki namuslu bürokratlardan bahsediyor ya. Ya onlardan bir tanesi dahi şu 200'e yakın belediye başkanı dinleniyorsa bir tanesi hakkında dahi olsa dinleme kaydı çıkaramaz mı ya? Ki adliye kayıtları uyap sistemi her yere açık. Avukatlara açık, hakimlere, savcılara herkese açık. Binler, on binlerce insan bunu görebilir. Bir tanesi hiç olmazsa ya bir kayıt çıkaramaz mı? Mesele şu. Ben diyor bir şey atayım ortaya. Bunlar tartışsınlar. Olay bitiyor. Mesele ne biliyor musunuz? Ülkedeki sistemdeki güvensizliği arttırmak bunun için ciddi gayretleri var. Siyasi cinayetler lafı ortaya atılıp kenara çekilecek bir, e, bir, bir, varsayım olabilir mi? Olmaz ama ciddiyet o yok. Kimse aramıyor. Şundan dolayı kitle dönüp mesela kızacaksınız ama mesela İmamoğlu oldu diyor ya bir saatlik yemek molasını da çok gördüler. Yani ben oraya ya insan 19 saat karla mücadele etmişsen benim bir saatlik molam varsa oradaki işçiyle görevlilerle, akomda çalışanlarla hemen sandviç yerim orada geçiririm. Mesele bir saatlik yemek molası meselesi mi? Hayır. Ama kitle bunu inanmaya müsait. Kitleye ne söylersen yiyor. Bak taban ne söylersen yiyor. Bir de üstüne bir de savunuyorlar. O ya ballı kaymak istediğim hatayı yapabilirim. Murat Ongun istediği kişiye küfür etsin, hakaret etsin. Savunuyorlar kardeşim İmamoğlu ne ben alışacaksınız kardeşim diyor. Bu benim özel hayatım diyor. Kitle savunuyor bitti. Yani kitle buna müsait olunca ben yarın bir gün der ki mesela atıyorum Kılıçdaroğlu ya uzaylılar da gelecek dese kimse hiç umursamaz yani. Çünkü niye artık taban alıştı. Yani mesela 200'e yakın belediye başkanından bir tanesi olsa bir tanesi dahi çıkıp Sayın Genel Başkan kusura bakmayın siz bir şey yapmıyorsunuz ama ben suç duyurusunda bulunacağım bununla ilgili. Siz haklı olabilirsiniz bu bizim özel hayatımız. Ne demek sadece belediye başkanının bir MOBESE kaydı bu kadar tartışılıyorsa 200'e yakın belediye başkanının telefonları dinleniyorsa bu ülkede hukuktan, güvenlikten hani diyorsunuz ya örnek veriyorsunuz davalarınızdan. Bu artık dünyaca dünyayı ayağa kaldırması lazım. Dünyanın hiçbir yerinde çünkü bütün muhalif belediyeler yani karşı Avrupa'da, Afrika'da, Asya'da nerede olursa olsun böyle bir organize dinleme olayı varsa dünyanın her yerinde bu çok dikkat çeker ve o ülkede sistem falan tartışılmaz artık hukuk tartışılmaz. Dolayısıyla biraz ciddiyet diyorum ben. Varsa kayıt çıksın ortaya diyorum o kadar. Peki. Ben, ben de biraz izin ben istiyorum. Ben de diyorum ki Buyurun. Ben de diyorum ki bunu bunu yaptım. Üstad Ve kendinizden örnek vermeyin. En suçlu oldum. Siz, çünkü neden biliyor musunuz? Şöyle bir şey var. Heh. Siz hakikatle elinizdeki hakikatle üzerlerine gidiyorsunuz. Size yargı manipülasyon yapıyor. Sizin hakkınızı teslim etmiyor. Ama Kılıçdaroğlu yok kocaman, ki yani hukuk kocaman, garantisi yok. Bak bak. Kılıçdaroğlu kocaman bir yalan atıyor, yargı hiçbir şey yapmıyor. Çıkıp da bu ülkenin İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, her sorumlu kurum kimse. Ne diyorsun Sayın Genel Başkan ya? Siyaseten değil, hukuken senin bu söylediğin iddiayı biz araştıracağız. Gerekirse sen de bu konuda yalan söylemekten, iftira atmaktan yargılanacaksın demesi lazım. Ama bak siz elinizde bir hakikat, yaşadığınız bir gerçek üzerine gidiyorsunuz. Hukuk size duvar oluyor. Ama kocaman bir yalan söylüyor, başınıza hiçbir şey gelmiyor bu ülkede. Burası böyle, kusura bakmayın. Hepimiz yaşıyoruz, Peki. yargılandık, yargılandık, Hayır, başımıza duvar, gelenler bunlar. Duvar da olmuyor, siz siz sanık oluyorsunuz. İşte diyorum size, ya, yani, duvarda üstünüze yıkıyorlar. Yani, hakkınızı aradığınız için Doğru. siz sanık Hı, oluyorsunuz. Abi, abi. Buyurun.